Ama karıncalar, arılar ve termitler bizimkinden çok daha organize ve çok daha istikrarlı sosyal yapılara sahip. 16. yüzyıl Fransız filozofu Michel de Montaigne, konu sadakate gelince dünyada insan kadar hain hayvan yoktur diye yazdı. Ama o hiçbir ateş böceğiyle sevgili olmadı. Hani ateş böcekleri bir dişiyi çekmek için yanıp söner ya. Bazı erkekler kendi yanıp sönmelerini ekleyerek ateş böceği arkadaşlarının çağrılarını sabote eder. Bu tıpkı bir dostunuzun kız arkadaşına romantik mesajını hackleyip onu bir hakarete dönüştürmek gibidir. Dişinin hevesi kaçar ve sabotajcı artık onunla kendi şansını deneyebilir. Ne kadar ayıp. 18. yüzyıl İskoç filozofu Adam Smith, serbest girişim kapitalizmine dair klasik savunmasında takas, yani bir şeyi başka bir şeyle değiştirme eğiliminin başka hiçbir hayvan türünde bulunmadığını yazdı. Bu doğru mu? Şempanzeler ticarete düşkündür. Ve bu fikri gayet iyi anlarlar. İlişkiye karşılık yiyecek, ilişkiye karşılık sırt sıvazlama, ilişkiye karşılık lidere ihanet, ilişkiye karşılık bebeğimin canını bağışla. İlişkiye karşılık neredeyse her şey. Tamam, ama sanat icra eden tek tür biziz, değil mi? Gel gör ki bu sanat eseri bir çardak kuşu tarafından yapıldı. Bu da öyle. Ve bu da. Yavrusuna ergenliği boyunca ve yetişkinliğe kadar ebeveynlik yapan tek tür biziz. Yine yalnız.